Başkan Sözlü önce organ, sonra da kan ve kök hücre bağışında bulundu. Başkan Sözlü, canımız da kanımız da memlekete feda olsun dedi. Bravo. Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı'nın da hazır bulunduğu Kızılay Çadırı'nda kan ve kök hücre bağışında bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, donör bekleyen, kan arayan hastalarımız için buradayız. Afrin için kan bağışı kampanyası başlatan Kızılay'ın da yanındayız. Kızılay'la ilgili bir etkinlik var dediğinizde önce kolunu çembreyip yatan Hüseyin Başkanımla bugün yine bir anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz Kızılay olarak. Başta Afrin olmak üzere. Halillerimize, Ançilerimize, Fatmalarımıza, Kökücü olmak üzere bütün belediye çalışanlarıyla Sayın Başkanımız önce ilk kan bağışını yaparak, Kökücü bağışını yaparak burada kampanya başlatmış oldu. İnşallah bugün çok anlamlı bir güne haftanın başında imza atmış olacağız. Dolayısıyla buradan kan bekleyen, şifa bekleyen, bize de ulaşsın diye bütün gönüllere iyiliği çoğaltıp ulaşacağız inşallah. Belki bu konuda da Kızılay dostu, değerli Hüseyin Başkanım da 3-5 kelamı vardır diye düşünüyoruz. Buyurun efendim. Türkiye'de iyiliğin, yardımseverliğin adresi Kızılay. Bugün Kızılay'a kan bağışı yapıyoruz. Adana Kızılay'ı Afrin'de savaşan Mehmetçiklerimiz için kan tedariğini bizatihi üstlenmiş. Bugün kan bağışı yaparak hem Afrin'e destek veriyoruz, hem Kızılay'a destek veriyoruz. Kan bağışından öte de kök hücre bağışçısı olarak yine Kızılay'ı destekliyoruz. Kızılay yaşasın, Kızılay var olsun, Kızılay büyüsün, Türkiye güçlensin. Adana Büyükşehir Belediyesi'nde toplu taşıma hizmeti veren araç rengarenk süslenip mutluluğa sefer yaptı. Belediye otobüsü şoför çiftin gelin arabası oldu. Adana Büyükşehir Belediyesi'nde toplu taşıma hizmeti veren kadın şoförlerden Hatice Gefeli ile aynı birimde görevli İbrahim Farsak dünya evine girerken belediye otobüsü de gelin arabaları oldu. Hafta sonu yapılan düğünde şoför çiftin gelin arabası tanışmalarına vesile olan belediye otobüsü oldu. Kurdelalarla ve balonlarla süslenen 248 nolu belediye otobüsüne davetlileri de bindiren gelin ve damat düğün salonuna neşe içinde gitti. Mesai arkadaşlıklarını hayat arkadaşlığına dönüştüren Hatice İbrahim Farsak çifti belediye otobüsünü gelin arabası olarak tahsis eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye de teşekkür etti. Akşam 7'de olacak.